Yani öncelikli olarak bu alana ulaştığımızda tabii arama kurtarma çalışmalarından dolayı enkazın bir kısmının kaldırıldığını gördük. Bizim şu aşamada yapabileceğimiz sadece malzeme kalitesiyle ilgili değerlendirme yapmak. Bunun dışındaki yapısal kusurlar maalesef görülemiyor. Gördüğünüz gibi yapı tamamen göçmüş durumda. İlk incelemelerimize göre ciddi malzeme kusurları tespit ettik. Tabii daha laboratuvar sonuçlarıyla bunu netleştireceğiz daha sonradan. Ama ilk gözlemsel olarak elde ettiğimiz veriler beton içerisinde kullanılan kum, çakıl, tane boyut dağılımının uygun olmadığını görüyoruz. Yani normalde yapısal betonlarda en fazla 3 santim civarı çakıl çapı olması gerekirken burada yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük ki bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey. Esas değerlendirmeyi numune alım işlemleri tamamlanıp laboratuvar analizleri yapıldıktan sonra yapacağız. Onun dışında imalatla ilgili bazı sıkıntılar olduğu da söylenebilir. Özellikle kolon ve kirişlerde deprem etkilerini alsın diye, yani kesme kuvvetlerini taşıması için kullanılan yanal donatılar kanca yapılmadan kullanılmış, düz olarak bağlanmış, yani 90 derece açıyla bağlanmış ve aralıkları standartların öngördüğü değerlerin üstünde olduğu görülmüş. Yani seyrek yapılmış donatı. Yapı zaten 2000 yılı öncesi bir imalat olduğu için bütün demirler gördüğünüz gibi düz demir olarak kullanılıyor. Bunlar tabii betonla tam bir aderans sağlayamıyor. Bazı problemler yaşanıyor. Çok fazla korozyon, yani paslanma gördük demirlerde. Bu da betonla donatı arasındaki aderans dediğimiz o yapışmayı, birleşmeyi ortadan kaldırıyor.